Efendim iyi akşamlar. Ayrıntılara hoş geldiniz. Bu akşam kadına şiddet meselesini masaya yatıracağız. Aslında yalnızca cinsiyetçi bir yaklaşımla kadın cinayetleri dediğimizde bazen eleştiri aldığımız da oluyor. Yani tamamı cinayetin, adam öldürmenin çok ağır bir suç ve insanın yaşam hakkını sona erdiriyor. Ama bizim burada belki bir katkımız olsun diye buna uzun uzun yer ayıracağız. Hukukçularımız olacak, psikiyatristimiz olacak ve bu konuda iki araştırma yapmış değerli bilim insanları olacak. Cezaevinde kadını öldüren insanlara sorulan sorulardan çıkan bir doktora tezine bakacağız. Daha sonra bu cinayetlere tanık olan çocukların üzerinde nasıl bir etki bırakıyor bu olaylar, travmaları var, onlara bakacağız. Efendim aslında biz bu programı hazırlarken yine cinayetler işleniyordu. Asıl dikkat çekeceğimiz olan bu. Çünkü sıradanlaşıyor gibi. Bakın bugün Ankara'da Mamak'ta 40 yaşında döndü hanım. Ayrılmak istediği eşi tarafından çocuğunun yanında katledildi. Yine başka bir boşanma aşamasıyla ilgili Konya'da damadının kızına vuracağını tahmin eden ya da böyle bir akıl yürüten bir kayınpeder damadını öldürdü. Yani burada söylenecek çok şey var. Ama başından itibaren eğitiminden bizi var eden değerlere kadar daha hoşgörülü, daha öfke kontrollü olursak belki bu kayıpları yaşamayacağız. Aslında biraz nedenler üzerinde kafa yoracağız. Bu arada nafaka meselesi de bununla ilişkilendiriliyor. Ben çok katılmasam da bu konu çok ilgi görüyor. Neden? Evliliklerin sona ermesinden sonra tesis edilen o kararda yoksulluk nafakasında süresiz bir nafaka nasıl bunun altından kalkarız diye tepki gösteren bir yoğun kalabalık var. Onların da platformları var. Onların da sözcüleriyle konuşacağız. Biz hemen stüdyomuza gelelim. Avukat Tuğba Torun daha önce de gelmişti. Hoş geldiniz. Kadına şiddet, kadın cinayetleri konusunda da pek çok davada gönüllü olarak çalışıyor. Doktor psikiyatrist Mahir Yeşildal, hoş geldiniz siz de. Oradan da ruhsal açıdan değerlendirmelerini alacağız. Pınar Kandemir, Hacı Bektaşoğlu'nu tanıyorsunuz. Programımıza bir kez daha konuk etmiştik, birden fazla. Hoş geldiniz siz de. Hukuki mesele çünkü kademde de bulundunuz siz. Kadın hakları ile ilgili çok önemli faaliyetleriniz var. Evet, Kadın ve Demokrasi Derneği. Evet. Şimdi şöyle yapalım mı? Önce böylesine bir artışı nasıl izah edeceğiz? Tuğba Hanım'dan başlayalım. Yani çünkü durmuyor. Arkadaşlar grafikleri de verecek. Önce hukukçu gözüyle bu davaları bilen insanlar olarak geçen yıl 440 değil mi? Böyle bir rakam var. 409. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun rakamı 409'du. Bu yıl 444 oldu. 444 oldu. Yani bu çok grafik olarak da göreceğiz. Çok hızla artıyor. Bu kadar yasa var, böyle yayınlar var, kamunun ilanları var, böyle kamu spotları var, herkes konuşuyor. Evet. Neden hiçbir düzelme görmüyoruz? Evet, kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet, aynı zamanda aslında çocuğa yönelik şiddet de artmış durumda. Bununla birlikte farkındalığımız da arttı. İşte böyle programlar, sürekli konuşuyoruz, insanlar kampanyalar düzenliyor, dikkat ediyor artık. Fakat neden arttı noktasında ben temel olarak birkaç madde sıralıyorum. Bunların en önemlisi hukukun yanlış, eksik uygulanması veya hiç uygulanmaması. Aksayan tarafları var değil mi? Evet, yani hukuk konusunda aksayan kısımlar var. Bununla birlikte medyanın dili mesela bu sebeplerden biri. Onun dışında göz önündeki kitlelere hitap eden insanların meşrulaştırıcı söylemleri, hal ve hareketleri, tavırları. Bunlar temel sebepler ama en önemlisi önleyici tedbirlere, yani daha şiddet vakası gerçekleşmeden önce yapılması gerekenlere gereken önemin verilmemesi. En önemlisi bu. Bunlara tek tek gireceğiz hakikaten. Evet. Yani bir önce resmin bütününe bir bakalım. Yine Pınar Hanım'a dönelim. O da bir hukukçu gözüyle. Siz ne diyorsunuz? Neden hani bir iyileşme görmüyoruz? Sayı düştü. Bakın kampanyalar var.
Demek ki etkili oldu mesajlar, devletin bu konudaki konumlanması, öyle olmuyor. Evet. Aslında bir sorunun varlığını kabul etmekten ziyade bir sorunun çözümü veya bir soruna neden olan sebeplerin, gerekçelerin ne olduğunu doğru tespit etmek çok değerlidir. Hı hı. Türkiye'de ve dünyada, özellikle bunu vurgulamak istiyorum, hem Türkiye'de hem dünyada çocuk ve kadına yönelik şiddet her zaman oldu. Avrupa ülkelerinde bugün Belçika, Danimarka da oranlara baktığınız zaman Türkiye ortalamasının üstündedir. Hı hı. Türkiye'de istediğimiz orana gelmemiş olmakla birlikte Avrupa Birliği ve dünyadaki ortalamalara baktığınızda Türkiye'nin bugün bulunduğu nokta itibariyle nüfusun artış hızına baktığınızda çok yukarıda seyreden bir grafik değil ama istediğimiz bir yerde de değiliz. Özellikle burada önemli olan sivil toplum ve bütün kamu kurumlarıyla, bütün kurumlarla bizler bu sorunun gerçekten sebepleri konusunda samimi ve objektif olmamız lazım. Peki sizin öyle şiddet, araştırmalardan çıkardığınız bir sonuç var mı? Tabii. Bakın, şiddet bir toplum sağlığını tehdit eden bir hastalık. Çünkü şiddetin olduğu bir ailede kadına yönelen bir şiddet, çocuğa yönelen bir şiddettir. Çocuğa yönelen şiddetin, kadına yönelen şiddetin olduğu bir toplumda sağlıklı bir aileyi elde etmek güçtür. Bu da en nihayetinde toplumsal sağlığı, toplumsal barışı tehdit eden bir unsur, bir sorundur. Kadına yönelik ve çocuğa yönelik şiddetin bu noktada halen çözememiş olmamızın nedeni, bu soruna neden olan gerekçeleri gerçekten doğru ortaya koymamamızdan geçiyor. Şöyle ki, evet, şiddetin sebepleri dinin yanlış yorumu olabilir, ataerkil yapı olabilir, kültürel sorun, kültür olabilir, ekonomik olabilir, eğitim problemleri olabilir. Bütün bunlar her biri kendi içinde bir nedendir. Ama asıl önemli olan, sorunu bugün halen çözememişsek, bunun şiddeti yapanlar arasında şiddeti kategorileştirmememizdir. Yani şiddete topyekün bir bakış açısıdır. Bakın, şiddeti uygulayanlar bir psikolojik, şimdi hocam burada ruhsal anlamda psikopat olabilirler. Asosyal kişilik olabilirler. Grafiğimiz var. Eğitim olabilir, öf olabilir, gelenek olabilir. Bütün bunlar şiddetin sebepleri arasındadır. Hı-hı. Ama bu sebeplerin hepsini biz aynı formülle, aynı yöntemle çözmeye çalıştığımızda sorun çıkıyor. Hı-hı. Örneğin, namus sahikiyle bir cinayeti işleyen bir fail ile bir tartışma anında O anki davranış içinde şiddet uygulayan bir fail arasında fark vardır. Namus sahikiyle şiddet uygulayan ile ruhsal problemleri olduğu için veya alkol bağımlılığı olduğu için veya uyuşturucu bağımlılığı olduğu için veya asosyal kişilik bozukluğu olduğu için bu şiddeti uygulayanlara bizim hukuk düzlemi içinde aynı formülü uygulamamız, aynı yöntemle sorunu önleme ve kadını koruma yöntemlerimizi konuşmamız gerekir. Ama gerçekten kadına yönelik şiddetin altında dünyada, bakın, çevresel faktörler çok önemlidir. Şizofreni dünyanın her yerinde vardır. Ama kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde veya alkol bağımlılığı veya uyuşturucu bağımlılığı aynı değildir. Çünkü onu tetikleyen çevresel faktörlerdir. Danimarka'da kadına yönelik şiddet kadın nüfusu içinde %52 olma nedeniyle Türkiye'de %40-42 olma nedenleri çok farklıdır. Danimarka'da yüksektir. Bunun altında uyuşturucu bağımlılığı, asosyal kişilik bozuklukları vesaire vardır ve o ülke o çevresel faktörleri dikkate alarak mücadele eder. Biz bugün yasal anlamda bütün yasaları tam olan bir ülkeyiz. Bütün kurumlar bütün kurumlar bu konuda son derece sistemlerini kurmuş, kadrolarıyla tam
teşekküllü hazır haldeler. Ama neden halen bitmiyor? O halde bitmeme nedeni şiddetin kendi içinde farklı boyutları olduğunu, şiddeti uygulayanların, faillerin, şiddete eğilimli olanların neden şiddet uyguladıklarının kategorik olarak ayrıştırılarak onlarla mücadele etmesi. Belki tam, bunu yaptığımız zaman... Tam bu noktada evet. Mahir Bey'in alanına giriyoruz. Evet. İsterseniz oradan oraya geçelim. Yani hem sosyolojik olarak belki psikolojik olarak ruh sağlığı açısından da bu faillerin nasıl bireyler olduğunu bakmamız lazım. Ben belki konuya bir katkı sağlar. Şöyle, Hacettepe Üniversitesi'nde Ümit Sayar, kendisine ulaşamadık, programa katılmayı sağlayamadık ama eşini öldüren 15 erkekle cezaevinde görüşüyor. Yani ilginç şeyleri var. Sonra paylaşırım sizlerle de. Bir tanesi diyor ki bunların yarısına yakını aile içinde şiddet görmüşler. Yani çocukluklarında anne babadan şiddet gören insanlar. Ondan sonra eleştirileri var tabii. Diyor ki medyada kadın hep haklı gösteriliyor. Erkeğin gurur şerefi hiç anlatılmıyor. Ben eşimi bir aldatsaydım da eşim beni yaralasaydı o haklı olurdu. Mesela orada bir aldatma meselesini çok önemsemiş. Yani olayın hikayesi öyle. Devlet önce medyayı düzeltmeli diyor mesela. Şiddet görüntüsü var diyor. Dizilerde farklı farklı ilişkiler var diyor. Yani kavgaları hep tanık olmuştum. Çocukken de annem babam kavga ederdi diyor. Vesaire yani böyle hani cinayet işlemiş, müebbet hapis cezası almış insanların ruh sağlığını da anlatan çok geniş şeyler var. Mahir Bey, onlar yani bir yanlışlıkla sonradan üzüldükleri bir işi mi yapıyorlar? Onları o suçu işlemeye iten hepsi özeldir belki, farklı farklıdır ama. Bilim ne diyor? Sizin alanınız ne diyor bu işe? Aslında hepsi birbirinden farklı sebeplerle işlenmiş olsa da bilim bunlara bir bütüncül açıdan bakıyor. Evet. Şimdi konuya giriş babında neden kadına şiddet önlenemiyor? Pek çok tedbir alınmasına rağmen, pek çok kurumun tesis edilmesine rağmen neden engellenemiyor? Çünkü ben bu noktada tabii bir hekim nazarıyla incelediğimde teşhis noktasında bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani biz ziyadesiyle sonuçlara odaklanmışız. Bu konuyu da diğer pek çok konuyu da incelerken ortaya çıkan sonucu konuşuyoruz. Sonuç üzerinden yorumlar yapıyoruz. Ve maalesef sosyal bilimler tabiat bilimleri gibi değildir. Sağlaması tersten yapılmaz. Geriye doğru bir modelleme de mümkün olmaz. Çünkü toplum ve hayat akıcıdır. Sürekli akar gider, sürekli yeni şeyler ortaya çıkar. Bizim yapmamız gereken sebepleri önce ortaya koymak. Tabii ki siz cezaevinde yatan karısını öldürmüş katillerden söz ettiniz, kişilerden söz ettiniz. Şimdi bunlar da temelde tabii aile içi şiddet çok şey, orada %50 gibi bir orandan söz ettiniz ama Türkiye'de ve dünyada yapılan psikiyatrik çalışmalarda ve yayınlarda bu oranın %70'lerde olduğunu biliyoruz. Şimdi aslında bir tezat var gibi. Yani baba anneye şiddet uyguluyor. Buna oğlu şahit oluyor. Aslında ne olmasını beklersiniz? Anne acı çekiyor. Yuva çok ciddi anlamda yuva olma vasfını kaybetme tehlikesi altında, evde huzur yok. Bu çocuğun da büyüdüğü zaman aslında şiddetten çok uzak biri olmasını bekleriz değil mi? Yani az böyle. Evet. Ama öyle değil. Öyle değil. Neden öyle değil? Şimdi bir defa tabii çocuğun hangi yaşta olduğu çok önemli olmakla birlikte çocuk babanın davranışlarını, erkek çocuk için söylüyorum özellikle, içselleştirir. Baba anneye olan öfkesini fiziksel, psikolojik, ekonomik ya da farklı cinsel bir şiddetle ortaya koyabilir. O öfkesini yaşıyordur. Acıyı, erkeğin acıyla baş etme biçimi çiğ bir biçimde şiddet olarak ortaya çıkıyor. Çocuk burada
şiddeti ve öfkeyi yaşayamadığı için babanın acısıyla özdeşleşebiliyor. Hareketlere nasıl yansıyor o zaman? Bu çocuk şey, yani bu çocuk kadının dövülmesinin normal bir şey olduğunu düşünüyor bir defa. Mesela alkolle ilgili bir çalışma var. Hani toplumda da çok sıktır. Eğer çocuğunuzla siz bir kadeh bir şey içerseniz o çocuğun bağımlı olma riski çok daha azdır. Çünkü dışarıda kiminle ne içeceğini bilemezsiniz derler. Hı. Ve bazı tırnak içinde modern aileler çocuklarıyla birlikte mesela alkol alırlar. Beraber sofrada içki içerler. Yapılan çalışmaya göre ailesiyle birlikte alkol tüketen kişilerin bağımlı olma riski sokakta, meyhanede alkol tüketen kişilerden çok daha fazla. Yani çocuk anneyi ya da babayı modelleyip onu kendi hayatında yaşamaya başlıyor, özdeşleştiriyor. Bizim kullandığımız en önemli patolojik mekanizmalardan biri yansıtmalı özdeşim. Kendi içimizdeki öfkeyi dışarıya yansıtıp aslında öfkeli olanın karşımızdaki olduğunu söyleriz. Ve kendi şiddetimizi de, göstermiş olduğumuz şiddeti de bu şekilde meşrulaştırmaya çalışırız. Şimdi teşhis noktasında bir sıkıntı var. Bir defa aileden gelen şeyler. İkincisi bu evlilik okulları meselesi çok önemli bir mesele bence. Yani trafiğe çıkarken araç kullanma yeteneğimizle ilgili bir evrak almak zorundayız. Belli bir yaşın üzerinde hukuki işlemlerimiz için bir onay almak zorundayız. Ama evlenmek için tabii ki bazı sınırlar olmakla birlikte bir yerden herhangi bir onay almak zorunda değiliz. Ve evlilik olgunluğu diye denen şeyden uzak kalmış oluyoruz. Boşanmalar sonra ondan mı artıyor böyle problemler? Ben çok büyük oranda evlilik olgunluğuyla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela şu anda Türkiye'de butlan davalarının oranı nedir bilmiyorum ama yani boşanmayla ilgili mi sayılır? Yok, nikahın düşmesiyle ilgili değil mi? Ben hukuki bir şey kullandım. Geçersiz evlilik diye. Çok az. Evliliğin geçersiz olması ile ilgili yok. Aslında bunun başta yapılması gerekiyor. Yani baştan bazı kişilik karakter testlerinin yapılması gerekiyor. Kişi bir evliliği sürdürebilir mi? Hatta evliliği geçtim, bir ilişkiyi sürdürebilir mi? Bunun tespit edilmesi. Var mı dünyada örneği böyle? Yani siz bu şekilde bir örnek yok ama olgunlaştırma okulları var. Belki hani toplumun sadece kadına değil, genel anlamda şiddete meyletmesinin önündeki en büyük engellerden biri bu olacaktır. Mesela okullarda değerler eğitimi diye bir ders var ya da bazı başka dersler de var ama aileyle ilgili bir ders yok. Ya da ikili ilişkileri yürütme becerisi diye bir ders yok. Şimdi böyle bir eğitimi almamış birinin, burada sadece kadına şiddeti dediğim gibi konuşuyoruz ama böyle bir eğitimi almamış birinin trafikte de ne yapacağını bilemeyiz. Otobüs sırasında, metrobüs sırasında ne yapacağını bilemeyiz. Dışarıda ne yaşıyorsak aslında evimizin içerisine de bir şekilde onu getiriyoruz. Hepsi bir bütün aslında. Tabii. Yani kadın erkek eşitliği evet çok önemli ve oradan kaynaklı özel belki öznelere böyle biliriz şiddeti ama esasında dediği gibi hocamızın da şiddet bir bütün yani bir psikoloji aslında ve toplumun tamamına yansıyan bir şey. Bir yerlerde bir eksiklik var demek ki. Ben böyle lafa girdim ama. Sadece kadına yönelik şiddeti konuştuğumuz zaman bir şeyler yine eksik kalıyor. Yani çocuğa yönelik şiddet ne oluyor? Okullarda bazı öğretmenlerin göstermiş olduğu şiddet ne oluyor? Hastanelerde yaşanan, acil servislerde, polikliniklerde yaşanan şiddet ne oluyor? Trafikteki, mesela Türkiye'de geçen yıl 444 kadın aile içi şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. Ben size daha farklı bir rakam vereyim. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre 2018 yılında bütün dünyada şiddet nedeniyle ölen kişi sayısı 2 milyon.
Biz bu Türkiye'deki sayının ne olduğunu bilmiyorum. Belki bu konuda bir TÜİK bir açıklama yapar ya da yapacaktır. Onu bilmiyorum ama burada çok özür dilerim.